Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı hakkında kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla kurulacak Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması için turizm imkan ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasını, turist potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlayacak. Ama bu kanun teklifinin buraya neden geldiğine dair bu teklifi sunan iktidar partisi anlamlı bir açıklama yapmış değildir. Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı hakkında kanun teklifi mecliste kabul edilmeden önce muhalefetin gerekçeleri vardı. Teklif hakkında söz alan HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, eleştirilerinin hedefine AK Parti hükümetini aldı. Ajansın artılarını sayarken ancakları da vardı. Bizler turizmi burada geliştirmek istiyor isek bir kere bu ülkeyi güvenilir bir ülke haline getirmek lazım. Bir turistin, özellikle Avrupalı turistlerin Türkiye'ye ya da herhangi bir Orta Doğu ülkesine geldikleri zaman güvenilirlik ölçüsünü ortaya koyarlar. Turizm ajansı kurulmasının yetersiz olacağını söyledi Oruç. Öncelikle ülkedeki güvenilirlik ortamının sağlanması gerektiğini söyledi. İç dış politikayla turizm bağlantısı yaptı. Siz kültür turizmini geliştirirken bugün bu ülkenin Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Ermenisiyle bütün farklılıklarını yansıtmak gibi bir göreve sahip olmayacaksanız bu ayrıştırıcı yatırımlarınızı bile etnik kökene ve mezhepsel bölgelere bu ülkeyi sizler ayırarak yapıyorsanız asla ve asla bunu geliştiremezsiniz. AKP'li olmayan belediyeleri çalıştırmama konusundaki ısrarınız devam ettiği sürece siz bu ülkenin kalkınmasına değil batmasına sebep olursunuz. Ajansın yönetim kurulu toplam 13, icra kurulu ise 5 üyeden oluşacak. Ajans gelirleri, turizm payları, her türlü bağış ve yardımlardan, ajansın iştirak ettiği şirketlerin faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden, ajans faaliyetlerinden elde edilen gelirden oluşacak. Turizm Bakanlığı dururken, bu kadar birime sahipken, binlerce çalışana sahipken, siz neden bir ajansa ihtiyaç duyarsınız? Bu işi ajans yapacaksa, bu ülkeyi şirket gibi ajanslar yönetecekse bakanlıklar kendini lağvetsin ve tıpkı Osmanlı dönemindeki gibi Divan-ı Humayun'u kurun bir kişiye bağlayın.